Tamam. Efendim? Dizilerde mi? Bunu da söyledim. Bazı diziler için yani mecbur kalıyoruz, para kazanmak zorundayız. Benim işim bu. Bildiğim başka bir iş yok. Hangi sahneler için mi diyorsunuz? Ben diziler için söylüyorum. Her onayladığım efendim. Anlatan ben değilim. Orada bir yönetmen var. İşte o bağlılık ve o İkisini ezilme durumu orada devreye giriyor. Yani affedersiniz. hep İkisini onayladığımız şeyleri. birbirine karıştırmayalım. Biz orada bir karakteri canlandırıyoruz. O bizim fikrimiz olmak zorunda değil. Tiyatroda da öyle. Yani sahneye çıktığımız zaman ben siz mesela bir şey karşıtı olabilirsiniz. Ama sahneye çıktığınız zaman bunun tam tersi bir karaktere bürünürsünüz. Sanat budur zaten. Orada yapımcının fikridir. Televizyon kanalı sahibinin fikridir. Senarist öyle yazmıştır. Siz orada bir rolü canlandırırsınız. Hayır, bir işe başlarken Bizim işimiz bu. televizyonda bir ya da iki bölüme hakim olabiliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonrası bilinmiyor. Çünkü zaten bazı işler bir ya da iki bölümde kaldırılıyor. Çok uzun vadeli düşünüp planlanılan, sizin elinize 13 bölüm özetler gelmiş, sizin rolünüz şuraya şuraya gidecek filan tarzında yapılan işler çok az. Yani siz bir ya da iki bölümü okuyup genel havayı algılayıp o işe giriyorsunuz. Sonra 4-5 mesela dizinin gidişine göre bambaşka yöne gidiyor. Dizilerde böyle değişiklikler görürsünüz zaten. Dizi tutmadığı noktada kanalın önerileriyle, istekleriyle dizi bambaşka yöne gidiyor. Karakterler değişiyor. Hiç başında konuşmadığınız şeyler size geliyor. Yani böyle şeylerle çok karşılaşıyorsunuz. Evet. Soru soracak mısınız? Yok. Tamam. Evet, iletişim dünyası ile ilgili soru sormak isteyen. Tamam, önce bir Buyurun. arkadaki arkadaşa söz verelim. Sayın Murat Atağa sormak istiyorum. Bir ayağa kalkabilirsen, hiç sesini Fark ettim. alamıyoruz. Mikrofon televizyon için sadece. Buradaki sesi çoğaltmıyor. Tamam, Mikrofonu fark yine ettim. kullan ama yüksek sesle sorarsan. Tamam.